Arkadaşlar selamünaleyküm. Donanmamızın amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu artık envantere girmek için gün sayıyor. Elbette ordumuzun gücüne güç katacağı belli ve bunu sağlarken de en önemli silahlarından biri Bayraktar TB3 olacak. Bu yüzden yeni insansız platformumuz hızla geliştiriliyor ve bu süreçte ondan arka arkaya haberler geliyor. Bugün Bayraktar TB3 ile ilgili son haberleri konuşuyoruz. TB3 üretim hattında ilk kez görüntülendi. Ayrıca daha ilk uçuşunu yapmadan iki dev Asya ülkesi bu projeyi şimdiden takibine aldı. Bugün hem bu haberleri hem de Bayraktar TB3'ün ordumuza ne katacağını konuşalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destek abone olmak ve videoları beğenmek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza dönelim. Türkiye son yıllarda insansız hava araçları konusunda dünya çapında bir marka haline geldi. Bunu sadece biz söylesek elbette bir çoğunuz için bir şey ifade etmeyecektir. Ama işin güzel kısmı bu gerçeği dünyanın herhangi bir yerinde savunma sanayi konusuyla ilgili herhangi bir insan aynı şekilde itiraf edecektir. Çünkü Türkiye özellikle Bayraktar TB2'lerle ciddi bir marka haline geldi. Hem ülkemizin bu insansız hava araçlarını aktif olarak kullanması hem de yurt dışındaki başarılı örnekler Türkiye'nin bu alanda bir ekol olarak görülmesini sağladı. Bayraktar TB2'ler, Libya, Suriye, Karabağ ve en sonda Ukrayna'da sahada dengeleri değiştiren sistemler oldu. Ama bugüne kadar Türkiye'nin insansız hava araçları dediğimizde genelde karadaki sistemleri konuştuk. Bugün ise yine Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen ama denizde kullanılacak olan bir sistemi yani Bayraktar TB3'ü konuşuyoruz. Çünkü geçen gün bu yıl havalanması planlanan Bayraktar TB3 ile ilgili güzel bir haber geldi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Baykar tesislerini ziyaret etti. Ve bu ziyaretle ilgili paylaşılan içerikte arka planda Bayraktar TB3'ün artık üretim hattında olduğu görülüyordu. Şimdi öncelikle kısaca bir Bayraktar TB3'ü konuşalım. Türkiye'ye ne katacak? Türkiye TCG Anadolu gemisini geliştirmeye başladığında bunu bir mini uçak gemisi olarak tasarlamıştı. F-35B gibi dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçakları bu gemiden havalanabiliyordu. Ama F-35 projesinden çıkarıldık ve bu gemiyi dünyada bir ilk olan bir konsepte dönüştürme kararı aldık. Türkiye TCG Anadolu'yu en iyi olduğu alanla destekleyecek ve bunu bir SİHA gemisine çevirecekti. Baykar bunun için kolları sıvadı ve bugün konuştuğumuz Bayraktar TB3 projesi ortaya çıktı. TB3 katlanabilir kanatlara sahip, 14 metre kanat açıklığı var. Yaklaşık 8,5 metre uzunluğa ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. Kalkış ağırlığı 1,5 tona yakın. 280 kilogram faydalı yük kapasitesi var. En önemli yönlerinden biri şu ki 24 saatten fazla havada kalabiliyor. Bu SİHA'nın öncekilerden en büyük farkı kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olması. Yani denizde kullanılacak bir sistem. Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme özelliği var ve tabii ki otomatik iniş kalkış özelliğine de sahip. Bayraktar TB3'ün envantere girişiyle birlikte Türkiye SİHA'larla genişlettiği etki alanını çok daha geniş bir coğrafyaya yayabilecek. Çünkü TCG Anadolu'nun envantere girişi zaten Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyon sahasını çok daha genişletmişti. Şimdi o gemiyle hareket edebilecek ve o gemiden dünyanın farklı noktalarına kolaylıkla ulaşabilecek bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Karadeniz genel olarak sakin bir bölge ama Doğu Akdeniz ve özellikle Adalar Denizi için aynı şey söz konusu değil. Türkiye bu bölgelerde bir harekat ya da istihbarat faaliyeti yapmak istese insansız hava araçlarımız karadan kalkarak gittiği için bazı dezavantajları oluyordu. Mesela hedeflediğimiz bölgeye gerektiği kadar hızlı şekilde ulaşamayabiliyorduk ya da insansız hava aracımızın karadan o bölgeye uçmak için harcadığı enerjiden dolayı süre anlamında daha kısıtlı bir faaliyet yürütmek zorunda kalabiliyorduk. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki Türkiye Girit adasından görüntü almak istiyor. Eskiden Türkiye'den kalkan insansız hava aracı oraya gitmek zorundaydı. Gidişi ve dönüşü orada geçireceği süreyi kısaltan faktörler oluyordu. Ama şimdi oraya yakın bir konumdan TCG Anadolu üzerinden SİHA gönderebileceğiz. Ve TCG Anadolu taşıyabileceği Baykar TB3 sayısıyla deniz kuvvetlerimizin karşısında konumlanan bütün güçlere gözdağı veriyor. Çünkü konuşlandırılacak olan varyanta göre 50 ile 110 adet arası Bayraktar TB3 aynı anda TCG Anadolu gemimizde görev yapabilecek. TCG Anadolu'nun potansiyelini sadece Uçuş güvertesi olarak düşünmeyin. Orası bir bakıma bu geminin bitrini. Geminin alt kısımlarında çok geniş depolar var ve bu kısımlar asansörle piste bağlanabiliyor. İşte bu sayede güvertede taşıyacağından daha fazlasını alt kısımlarda taşıyabilecek. Yakın zamanda Bayraktar TB3'ün mühimmatı ile ilgili de önemli bir haber geldi. Biliyorsunuz Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda sağladığı başarının en önemli etkenlerinden biri mühimmatlar. Biz akıllı mühimmatlarda artık kusursuz denebilecek nokta atışları yapabilecek hale geldik. O yüzden Bayraktar TB3 üzerinde bugüne kadar geliştirilmiş olan mühimmatların kullanılması bekleniyordu. Ama öğrenilene göre muhtemelen bu platformda farklı mühimmatlar da kullanılacak. Çünkü daha öncesinde kullandığımız mühimmatlar karada etkinlik sağlamıştı. Ama TB3 büyük oranda deniz ortamında kullanılacak ve karadaki hava dinamikleriyle denizin ortasındaki şartlar aynı değil. Denizde birçok farklı dezavantaj var ve lazer güdümlü Himmatın bu ortamda karadaki kadar etkili olmayacağı biliniyor. O yüzden farklı güdüm sistemlerine sahip mühimmatların TB3'te kullanılması bekleniyor. Zaten Saha Expo'da Baykar'la Roketsan arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Muhtemelen o anlaşma bunu da kapsıyordu. Yani Bayraktar TB3 için yüksek ihtimalle ortaya yepyeni bir mühimmat daha çıkacak. Ve bu mühimmatla birlikte yeni sihamızla destan yazarak Türkiye'nin etki alanını biraz daha genişletecek. Aslında şimdiden bu platformun böyle etkilerini görmeye başladık. Mesela bundan 5 yıl önce söylense belki inanmazdık ama Türkiye'den sonra ABD'de benzer bir İHA geliştirmeye başladığını duyurdu. MQ-9 Reaper'ın katlanır kanatlı bir varyantı üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladılar. Hatta bunu daha önce de konuşmuştuk. Selçuk Bayraktar bu haber üzerinden ABD'ye meydan okumuştu. Aslında ABD'li firmanın meydan okumasına karşı rest çekmişti desek daha doğru olur. Çünkü ABD'li firma Türkiye'nin böyle bir şey geliştirdiğini duyunca bunu ilk biz yapacağız diye açıklama yaptı. Selçuk Bayraktar da bakalım ilk önce kim yapacak diye restini çekti. Ve Bayraktar TB3 bu yıl ilk uçuşunu yapacak. Yani ABD'den önde gidiyoruz. Ayrıca daha havalanmadan TB3 sadece ABD'nin ilgisini çekmedi. Biliyorsunuz Asya Türk savunma sanayi ile özellikle de insansız hava araçlarımızla yakından ilgileniyor. Çünkü o bölgede İHA alabilecekleri en önemli güç Çin. Ve Çin çevresindeki ülkelerin çoğunu kendine tehdit olarak görüyor. Çünkü çevresindeki ülkelerin büyük çoğunluğu ABD etkisinde. Bu yüzden de o ülkelere insansız hava aracı satma ihtimali yok ama aynı şekilde çevresindeki ülkelerde Çin'i bir tehdit olarak görüyor. Yani silahlanmak zorundalar ve bunun için en çok ilgilendikleri yerlerden biri de Türkiye. Bayraklar TB3 de daha havalanmadan Asya'nın ilgisini çekmeyi başardı. Bölgenin haber ajansları özellikle Japonya ve Güney Kore'nin bu projeyi yakın takibe aldığını yazıyorlar ve az önce bahsettiğimiz rekabet burada da kendisini gösteriyor. Çünkü Asya'nın tamamının bu alanda ilgilendiği bir Amerikan bir de Türk projesi var var. Yani yarış bu iki ülkenin projeleri arasında olacak ama şüphesiz bayraktar TB3 Fiat performans ürünü olduğu için Amerika'nın Nihas'ın önüne geçecektir. Ve orada bu konuda çok ciddi bir potansiyel var. Çünkü Japonya Izumo sınıfı muhriplerini modernizasyona aldı. Büyük bir proje oluyor bu. Muhripleri mini uçak gemisine dönüştürüyorlar. Bu gemileri F-35B savaş uçakları için modernize ediyorlar ama aynı zamanda silahlı insansız hava araçları da konuşlandırılacak. Çin'i büyük bir tehdit olarak gördükleri düşünülürse de çok sayıda sistem almak isteyeceklerini tahmin etmek zor değil. O yüzden Bayraktar TB3'ün özellikle Asya gibi bölgelerde çok ciddi bir ihracat potansiyeli de var. Muhtemelen bizim envanterimize girdikten hemen sonra bu konuda da haberleri almaya başlayacağız. Ama elbette ihracat gibi meseleler bizim için ikinci sırada. Çünkü biz kendi güvenliğini birinci sıraya koymak zorunda olan bir ülkeyiz. Dört yandan buldukları her fırsatta bize saldırıyorlar. Bölgede ne kadar terör örgütü varsa bize karşı silahlandırıyorlar. Yunanistan gibi kuklalarını bize karşı destekliyorlar. Düşünün ki bizim NATO'da kalmamız bile Rusya'dan kaynaklanacak bir tehdide karşı değil. NATO ülkelerinden gelebilecek bir tehdide karşı güvence veriyor bize Rusya için sadece vitrini. İşte böyle bir ortamda deniz kuvvetlerimizin de çok güçlü olması oldukça önemli ve bugün konuştuğumuz Bayraktar tb için en önemli misyonu da bunu sağlamak olacak. Allah'a emanet olun.